Yüz Yüze Eğitim kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar, 2021-2022 eğitim öğretim sezonunu 8. sınıflarla erken açmayı planlıyorum. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar LGS'ye hazırlık yaz kampları başlayacak, haberiniz olsun. Burada bazı derslerin arkadaşlar konu atımlarını ve daha sonra soru çözümlerini hep beraber yapacağız. Sizlere önemli olan kısımları detaylı bir şekilde tabii ki paylaşacağız. Yine soru çözümleriyle bunları pekiştireceğiz. Bunlarla ilgili yine farklı etkinlikler yapacağız. Bu şekilde hazırlık sürecimizin yani temel atma kısmını halletmiş olacağız. Özellikle bu yaz sürecinde dediğim gibi en az 3 farklı dersi anlatmayı planlıyorum. Mesela bunlara bakacak olursak kamp programında ne var? Hemen onlardan bahsedelim. Birincisi arkadaşlar fen bilimleri konu atımı. Öncelikle bununla başlayacağız. Fen bilimleri konu atımına. Daha sonra matematik konu atımına geçeceğiz. Burada yine hani ilk ünitelerden itibaren başlayacağız ve tabii ki burada arkadaşlar birinci dönem ağırlıklı işleyeceğiz. Çünkü dediğim gibi temeli sağlam atacağız. Özellikle hani bazı ünitelerin önemli olan kısımlarını size söyleyeceğim. Hani önemli olan yerler neresi bunlardan bahsedeceğim. Kesinlikle bunları not alın. Sınavda sorular genellikle nerelerden çıkıyor? Hani hangi kavramları bilmemiz gerekiyor? Yani kavram bilmek de arkadaşlar bazen direkt soru yaptırabiliyor. O yüzden bu püf noktalardan da size bilgi vereceğim. Bir diğeri ise arkadaşlar inkılap tarihi. Yine inkılap tarihiyle ilgili de hani önemli bir bakın derstir. Ve özellikle son yıllarda çıkan sorulara baktığım zaman zaten hani 2020 LGS'ye baktığımız zaman ve tabii ki yani son zamanlarda yapılan sınavlara baktığımızda arkadaşlar buradaki sorular gerçekten düzenli çalışanlar çok rahat bir şekilde hepsini yapabilir. Özellikle son yıl çıkan sorulara zaten bakanlar mesela son sınıftaki öğrenciler daha sonra ne kadar kolay olduğunu görmüşlerdir. Ama dediğim gibi iyi bir çalışma programı oluşması gerekiyor. İnkılap tarihi bakın zevkli bir derstir ama tekrarlar önemli. Hani bilginiz olması gerekiyor. Çünkü bilgi olmadı mı zaten bazı sorularda maalesef yapma oranı olacaktır, düşecektir. O yüzden kesinlikle inkılap tarihi hani sürekli tekrarlar isteyen bir derstir. Özellikle bu sözel derslerde zorlananlar varsa tekrar yapmalarını unutmasınlar. O yüzden kesinlikle şimdiden itibaren ders çalışma programını lütfen belirleyin. Mesela hangi gün dinleneceksiniz veya işte kaç haftada bir farklı bir şey yapacaksınız? Bunları önceden belirleyin. Özellikle dershaneye gidenler varsa zaten onlar programını hazırlarlar. Ama gitmeyenler varsa lütfen programını uzman kişilerden destek alarak oluşturabilirler. Özellikle tekrar söylüyorum arkadaşlar bu 3 ders ağırlıklı olacaktır. Tabii ki bunlar haricinde süreye bağlı olarak tabii ki farklı bir iki ders daha ekleyebiliriz buraya. Türkçe dersi gibi. Ama önceliğimiz bu 3 ders olacaktır. Haberiniz olsun. Bunlarla ilgili gerçekten güzel konu atımları, soru çözümleri. Yine çıkmış sorular üzerinden arkadaşlar size bazı tüyolar vereceğim. Özellikle bazı PDF kaynaklarını sizlerle paylaşacağım. Onlar da elinizde bulunsun. Zaten biliyorsunuz önümüzdeki süreçte özellikle Eylül ayından itibaren farklı kaynaklar sizlerle paylaşacağım. Hani elimden geldiğince güzel bir şekilde dersleri işlemeye çalışacağım. Tabii ki burada sizin de desteğiniz önemli. Sizlerin katılımınız arkadaşlar bu derslerimizi daha keyifli bir şekilde sürmesini sağlayacaktır. Tabii ki bunların haricinde soru çözümlerimiz olacak. Tekrar hatırlatayım.
Hani konular biter bitmez. Mesela örnek veriyorum, konuyu bitirdik, hemen konunun ardından direkt soru çözümleri yapacağız. Özellikle çıkmış sorulara benzer, yakın bazı sorular hazırlayacağım. Bunlar da pekişme amaçlı olacaktır. Çözmüş olacağız. Bu şekilde hani dediğim gibi temelimiz sağlam olacak. Bakın önümüzdeki yıl hani 8. sınıfta biliyorsunuz ki bir taraftan LGS maratonu, bir tarafta okuldaki sınavlar. Şimdi ikisi üst üste olduğu zaman ister istemez bir yorgunluk, yine özellikle derslerden soğuma süreçleri yaşanabilir. O yüzden zaten minimum ayda bir arkadaşlar şöyle bir sohbet yayınları açarız. Hani şöyle motivasyon amaçlı. Şöyle motivasyonumuzu güçlendiririz. Çünkü hep ders hep ders olmaz. Bakın kendimize tabii ki işte yarım gün veya işte haftada bir gün belirleriz. O gün arkadaşlar dinlenme amaçlı faaliyetler gösteririz. Özellikle dediğim gibi daha önce de bilgilendirmiştik. Son sınıf öğrencileri, bakın bu 8. sınıf olabilir veya işte 12. sınıf olabilir. Son sınıf öğrencileri bakın kaynak taramaları yapsınlar. Tamam mı? Bakın özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı soruları lütfen cihazınıza indirin. Tamam, yani tablet, telefon, artık ne kullanıyorsanız bilgisayar, lütfen cihazınıza indirin. Bu dosyalar sizde kalsın. İlerleyen süreçte dediğim gibi özellikle bakın Ocak ayından itibaren zaten birinci döneme ait soruları çözmeniz gerekiyor. Mesela LGS'ye girecek öğrenciler şunu kesinlikle yapmaları gerekiyor. Birinci dönem bittiği zaman arkadaşlar 2020 LGS soruları ne yapacaklar? Çözecekler. Tamam. Çünkü biliyorsunuz 2020 LGS'de sadece birinci dönem konularından sorular çıktı. O yüzden birinci dönem bittiği an kesinlikle 2020 LGS sorularını çözüyoruz. Daha sonra ilerleyen aylarda işte Nisan ayı gibi Nisan ayından itibaren ise zaten genel deneme çözümlerine başlamanız gerekiyor. Tamam. Yani Nisan ayından itibaren en geç Nisan ayından itibaren genel deneme çözümlerine başlamanız gerekiyor. Zaten Nisan ayına geldiğiniz zaman büyük ünitelerin %85'ini zaten rahat bir şekilde bitirmiş olacaksınız. Hani dershaneye gidenler belki biraz daha bu oranı arttırabilirler. Ama okulda minimum 85 civarı bu konular bitmiş olacaktır. Hani 2020 LGS'ye bakın tekrar söylüyorum. Sadece birinci döneme ait konular olduğu için kesinlikle onu çözün. Tamam. Ya bu tabii ki bir doğru bir değerlendirme olmaz. Çünkü niye? Sadece birinci döneme ait. Ama biz sadece birinci dönemdeki konuları ne kadar yapabiliyoruz? Hani bunları görebilmemizi sağlıyor. O yüzden birinci döneme ait soruları arkadaşlar çözeceğiz. Özellikle mesela kazanım testleri vardır. Yine Milli Eğitim Bakanı'nın bakın arkadaşlar örnek sorular hani paylaştığı örnek sorular vardır. Hani böyle aylık aylık mesela şeyler vardır. Paylaştığı örnek sorular vardır. Onları da kesinlikle indiriyorsunuz. Yine farklı ilçelerdeki işte Milli Eğitim Müdürlüklerinin paylaştığı arkadaşlar örnek sorular vardır. Bunları da hani indirip çözebilirsiniz. İnternette dediğim gibi farklı farklı kaynaklarda sitelerden soruları bulup cihazınıza kaydedin. İlerleyen süreçte bunlar işinize yani yardımcı olacaktır. Ben özellikle arkadaşlar bakın diğer derslerden de aynı şekilde sizlere bazı PDF'ler paylaşacağım. Tamam. Bu PDF'ler işte konu altında PDF'leri olacaktır. Bu PDF'ler sizde bulunsun. Hani tekrar amaçlı veya işte okuldaki sınavlarla ilgili olsun. Bu tekrar amaçlı bunları kullanabileceksiniz. Tamam. Ya burada ünitelerle ilgili özet şeklinde dosyalar var. Bunları hepsini sizinle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Zaten Ekim ayından itibaren arkadaşlar okul sınavlarıyla ilgili zaten biliyorsunuz canlı yayınlarımız başlayacak. Buna da bilgisini vereyim. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi geçen sene olduğu gibi bakın geçen sene okul sınavlarında ciddi derecede soru tutturduk.
Yani anlattığımız, burası çıkar dediğimiz çoğu yerden sorular geldi. Yani bizi dinleyenler çok rahat şekilde yani 85 üzeri notunu aldılar. Çok rahat bir şekilde. Tabii ki dinlemeyenler maalesef 70'in altında notlar aldılar. Tabii ki bazıları daha da düşük notlar aldı. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde size kamp programından bahsettik. Umarım güzel bir kamp programı geçiririz. Yeri gelecek canlı yayınlar yapacağız. Yeri gelecek işte video paylaşımlar şeklinde olacak. Yine soru çözümleri yapacağız. Bu yayınlara katılmanızı istiyorum. Ve lütfen arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşın. Elimden geldiğince dediğim gibi farklı farklı kaynaklar sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar yaz sürecini de birlikte umarım geçirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yakın zamanda yani önümüzdeki haftalarda yakın zamanda kamp programında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.